Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde yine Amerika'dan bir seri katili izleyeceğiz. Şeker Adam lakaplı Dean Korb, takma adı gibi çocuklar için şeker bir adam olarak biliniyordu. Ama tam 27 çocuk onun şeker bir adam olmadığını gördü. Şeker Adam kimliği onun herkesten gizlenmek için kullandığı ölümcül bir maskeydi. Dean Corll, 24 Aralık 1939'da Amerika'nın Indiana eyaletine bağlı Fort Wayne şehrinde dünyaya geldi. Annesi Mary ve babası Arnold'un Dean'den sonra bir de Stanley isminde erkek çocukları oldu. İki çocuklu bu ebeveynlerin ilişkileri iyi gitmiyordu. Aralarında ciddi bir geçimsizlik vardı. Dean daha 6 yaşındayken de ayrılma kararı aldılar. Bunun üzerinden birkaç yıl sonra tekrar denemeye karar verip bir araya geldiler. 1950 yılında Houston kentine taşınıp yeni bir hayat kurmayı planlıyorlardı. Fakat yine işler iyi gitmedi ve tekrardan ayrıldılar. İki çocuk da anne Mary'nin yanında kalması kararlaştırıldı. İkinci ayrılıktan sonra ise Mary Corll bir pazarlamacı olan Paul West ile evlendi. Dean küçük yaşlarda geçirdiği kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hareketsiz bir çocuktu. Müziğe ilgi duyuyordu. Ortaokulda derslerinde bir sorun da yoktu. Okulda temiz, iyi huylu bir çocuk olarak biliniyordu. 1950'lerin sonuna doğru Mary aile bütçesine destek olmak amacıyla evinin garajında şekerleme yapmaya başladı. Dean de annesine bu konuda hep yardım ediyordu. Kısa zaman içerisinde yaptıkları şekerler tutunca popüler olmaya başladılar. İyi para kazanıyorlardı. Dean annesine düşkün, çalışkan birisiydi. Dean Corll 1964 yılında askerliğe alındı. Yıllarca içindeki eşcinsel dürtülerinin farkında olmayan Dean askerdeyken bunu artık hissetmeye başladı. Bu dürtülerine engel olamıyordu. Bu yüzden birkaç taciz olayına karışınca 11 ay kaldı, ordudan atıldı. Tekrar annesinin yanına dönüp imalathanede şeker üretmeye koyuldu. Dean askerden döndüğünde annesinin Paul West'ten ayrılmış, imalathaneyi de yeni bir yere taşıdığını görmüştü. Artık yalnız kalan annesine daha fazla destek olmalıydı. O da öyle yaptı. Gece gündüz çalışıyordu. Askerdeyken kendine edindiği yeni kimliğini de keşfetmeye başlıyordu iyice bu yıllarda. Erkek çocuklara bedava şeker veriyordu. Bu yüzden kendisine Şeker Adam lakabı takıldı. Yeni imalathane bir okulun yanındaydı. Dean Corll'un çocuklara ulaşması haliyle çok kolaydı. Çocuklara bedava şeker dağıttığı için bölgede kendisini de meşhur etmeyi başarmıştı. Tabii bu şöhret hep iyi yönde değildi. Bedava şeker verdiği çocuklara taciz ettiği iddiası yavaş yavaş duyulmaya başladı. Yine de kimse inanmıyordu, iftira atıldığını söylüyordu. Hatta annesi Mary'nin kulağına da gitmişti ama oğlunun eşcinsel olabileceğini hiç düşünmüyordu bile. Dean kendinden çok yaşça küçük çocuklara tacizde bulunurken hiç çekinmiyordu. Yaptığı şey onun için çok normaldi. 1968 yılında annesi başka bir adamla tanıştı ve evlenerek Colorado'ya yerleşti. Dean ise şeker dükkanı kapandığı için tekrar eski işi olan elektrikçiliğe döndü. Bu sıralarda David Brooks adlı kendisinden 16 yaş küçük bir çocukla tanıştı. Dean çocuğu etkisi altına almayı başarmıştı. Zaten anne ve babası ayrı olan David'i uyaracak kimse de yoktu. 5 dolar karşılığında çocukla ilişkiye girmeye başladılar. Bir süre sonra çocuk iyice adamın etkisi altında kalarak uyuşturucuya başlamış ve neredeyse Dean'in evinde yaşamaya başlamıştı. David'in artık böyle bir hayatı olunca Dean de ondan paraya ihtiyaç duyan arkadaşlarını getirmesini istedi. Gittikçe sapıklık konusunda ilerlemeye başladığı döneme girildi. Artık bundan sonra Dean Corll her şeyin dozunu arttırmaya başlayacaktı. Dean Corll ilk cinayetini bu dönemde 1969'da işledi. 21 yaşındaki bir genç yolda otostop çekerken Dean'e denk gelmişti. Jeffrey Cannon arabaya bindikten sonra Dean genci ikna etmeyi başarıp evine götürdü. Biraz içki içildikten sonra ise Dean genci taciz etmeye başladı. Jeffrey bu durumdan rahatsız olarak engellemeye çalıştı ve gitmek istedi. Eğer giderse şikayette bulunup etrafa duyuracaktı. Dean'in aklına ise onu öldürmek geldi. Jeffrey'i elleriyle boğarak oracıkta öldürdü. Alkolün etkisi yüzünden Jeffrey adeta direnememişti bile. Cesetten kurtulmak için de High Island sahiline götürüp attı. Jeffrey Cannon'ın cesedi cinayetten tam 3 yıl sonra bulundu.
1970 yılında artık birlikte olduğu David Brooks da bu adamın nasıl birisi olduğunu gördü. Bugünden sonra birçok olaya tanık olacaktı ve bir süre sonra tanıklık suç ortaklığına dönüşecekti. David bir gün eve geldiğinde bir panoya sıkıca bağlanmış iki çıplak erkek gördü. Dean Cole da aynı şekilde çıplaktı. İçeri girdiğinde Dean kendisine gülümseyerek önce ikisine de tecavüz ettiğini, daha sonra ise ikisini de öldürdüğünü rahatça söyledi. David kısa bir süre şok yaşasa da Dean ile karşı karşıya gelmektense sesini çıkarmadı. Dean de eğer kimseye söylemezse arabasını ona vereceğini söyledi. Öyle de oldu. Artık bundan sonra David Brooks şeker adam için paraya veya uyuşturucuya ihtiyacı olan çocukları getirir olmuştu. Dean Cole ile gelen çocuklarla ilişkiye giriyorlardı. Reddedenleri ise bağlıyorlar ve öldürüyorlardı. Cesetleri de uzak bir yere atıyorlardı. Dean Cole'u şikayet etme olasılığı olan bütün gençleri öldürüyorlardı. Houston gibi büyük şehirlerde böyle gençlerin ortadan kaybolması çok sıradan bir durumdu. Diğer videolarda da anlattığım gibi Amerika'da özellikle 70 sonrası çok fazla çocuk evini terk ediyordu. Bu yüzden ceset bulunana kadar polisler kayıp vakaların üzerinde durmuyordu. Bu çok alışılmış bir durumdu. 1971'de iki çocuk daha ortadan kayboldu. Aileleri polise hemen şikayette bulundular. Kısa bir araştırmadan sonra iki çocuğun beyaz bir minibüse bindiğini, minibüsü ise Dean Cole adında bir adamın kullandığına ulaştılar. Polis Dean ile konu hakkında konuşunca adamın soğukkanlı tavrının etkisiyle çocukların bir maceraya atılmak için evi terk ettiklerini düşünerek olayın üzerinde durmadılar. Ama aileler olayın üzerinde durmaya niyetliydi. Çocuklarının fotoğraflarını her yere asarak bilgi veren kişiye de $1000 teklifte bulundular. Posterlerin dağıtılmasına yardım edenlerden birisi de kayıp çocuklardan David Hillegist'in arkadaşı Elmer Wayne Henley'di. Elmer Wayne Henley 1956 yılında Houston'da doğdu. Alkolik olan baba evde 4 kardeşi ve eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Wayne'in çocukluğu bu yüzden hep dayak yiyerek geçti. Ancak 14 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşandılar. Wayne geçirdiği kötü çocukluk yüzünden küçük yaşta alkole başladı. Ortaokulu babasının evden ayrılması yüzünden yarıda bırakmak zorunda kaldı. Evin en büyük kardeşi olduğu için aileye bakma sorumluluğu onun üzerine kalmıştı. Ne iş olsa yapmaya razıydı. David Brooks da Dean Cole için böyle çocukları aradığı için Wayne tam uygun bir adaydı. Bu yüzden Wayne'e para kazanacağını söyleyerek Dean ile tanıştırdı. David aslında bir kurban olarak tanıştırmıştı. Ama Dean Wayne'in potansiyelini fark etti. Şeker adam bu çocuğa eve getireceği her çocuk karşılığında $200 teklifinde bulundu. Bu parayı duyan Wayne Henley ise hiç düşünmeden kabul etti. Artık David Brooks'tan görevi Wayne devralmıştı ve daha iyi yapıyordu. Sürekli eve yeni çocuk getiriyor, Dean ise önce tecavüz edip sonra öldürüyordu. Bu durumdan çok etkilenince eve getirdiği bir arkadaşını da kendisi öldürmek istedi Wayne. Bir insanı öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu merak ediyordu. Artık David Brooks, Wayne Henley ve Şeker Adam olarak 3 kişilik bir ekip kurdular. Sokak sokak dolaşıp yeni kurban arıyorlardı. Polis inatla tüm kayıp vakalarına evden kaçma olarak baktığı için üçlü ekip çok rahat dolaşmaya devam ediyordu. Bir yandan Şeker Adam etrafta hiç dikkat çekmiyordu. Betty Hawkins isimli dul bir kadınla ilişki yaşıyordu. Kadından evlenmeleri için gerekli parayı biriktirmesi gerektiğini söylüyordu. Bu yüzden de zamana ihtiyacı vardı. Gayet sıradan bir adam görüntüsü çiziyordu. Bir yandan da Guy isimli eşcinsel bir erkekle de aşk yaşıyordu. Guy denen gence gerçekten aşıktı. Betty'yi kamufle olmak için kullanıyordu. Öte yandan bu aşk açmazının yanında erkek çocuklara tecavüz edip öldüren bir adam olarak yaşıyordu. Elmer Wayne Henley daha önce sevgilisini dehşet evine götürüp öldürdükleri Rhonda Williams'a aşık olmuştu. Rhonda sevgilisinin habersiz kendisini terk etmesinden dolayı zaten büyük bir boşluk içindeydi. Wayne de kendisine gelerek artık sevgilisinin gelmeyeceğini, onu terk edip kaçtığını söyledi. Artık Wayne sevgilisi tarafından sözde terk edilen kızla sık sık ilgilenmeye başladı. Rhonda da bu ilgiden bir süre sonra etkilenmeye başladı. Rhonda'nın zaten kötü bir aile düzeni de vardı. Babası alkolikti ve evde sürekli şiddet uyguluyordu. Wayne'e de bir süre sonra çok güvendiği için kendisini kaçırmasını istedi. Wayne Henley kıza o kadar aşık oldu ki ya kızı seçecekti ya da şeker adamın verdiği parayı seçecekti. Tercihini kızdan yana kullandı. Fakat öncesinde Tim Curley isminde bir genci Dean'e götüreceği konusunda söz vermişti. Kafasında bu son işim olur diye düşündü.
kızın babasının fazla alkolden sarhoş olduğu bir gün evine gidip kızı kaçırdı. Aynı gün yol parası çıksın diye Tim Curley'i de Dean'in evine götürmesi lazımdı. Yanında kızı da götürmeye karar verdi. Eve girdiklerinde Dean bir kız yanlarında olduğunu görünce deliye döndü. Wayne ise kıza da kendisini tecavüz edeceğini, bir sorun olmadığını söyledi. Evde her zamanki gibi parti ortamı başladı. İçkiler ve uyuşturucular içiliyordu. Bir süre sonra herkes sızlı kaldı. Uyandıklarında hepsi kendisini olduğu yerde bağlanmış olarak buldu. Wayne bile bağlıydı. Dean Cole ise bir elinde tabanca, diğer elinde bıçakla bekliyordu. Wayne bu duruma çok şaşırdı. Dean Cole yanında bir kız olduğu için olayın sonunda kendisini şikayet etmesinden şüphelenip Wayne'i de öldürmeye karar vermişti. Ama Wayne kendisini çözmesini, aynı gemide olduklarına ikna etti. Bu canavar ikili diğerlerini klasik dehşet odasına götürdüler. Dean Wayne'in doğru söylediğini kanıtlamak için önce kıza tecavüz etmesini istedi. O sırada Dean elindeki tabancayı içeriye bırakmıştı. Wayne de o görmeden tabancaya uzanıp eline aldı ve Dean'e doğrulttu. Bir anda tüm hava tekrardan değişti. Bu evde hiç beklenmedik bir sahne yaşanıyordu. Duruma aşırı sinirlenen Dean, Wayne'in kendisini vuramayacağına dair müthiş derecede kışkırtıp elindeki bıçakla üzerine yürüdü. Wayne ise yine hiç beklenmedik bir şekilde doğrulttuğu tabancadaki tüm mermileri şeker adamın üzerine boşalttı. Ölüm makinesi Dean Cole 1973'te ortağı Elmer Wayne Henley tarafından öldürülmüştü. Wayne diğerlerinin de bağlarını çözerek polisi aradı. Wayne Henley polislere Dean Cole tarafından kaçırıldıklarını söyledi. Polisler evi araştırdıklarında Dean Cole denen adamın üzerinde durmaya karar verdiler. Çünkü evi işkence aletleriyle doluydu. Gençleri ayrı ayrı sorgulamaya aldılar. Tim Curley polislere Wayne'in kendisine eğer arkadaşı olmasaydı $1,500 kazanacağını söylemesi Wayne'i de topun ağzına getirdi. Polisler zaten ölmüş olan Dean'i bırakıp Wayne'in üzerinde durmaya başladılar. Wayne ise sadece oraya habersizce gittiğini ve adamı da öldürmesinin bir nefsin müdafaa olduğunu savunuyordu. Ama polislerin yoğun baskısı artık onun da kilidinin çözülmesine sebep oldu. Elmer Wayne Henley en sonunda gözyaşları içerisinde bütün her şeyi tek tek itiraf etmeye başladı. Henley'nin işaret ettiği kayıkçı kulübesinin etrafı kazılınca ortaya yığınla ceset çıkmaya başladı. Bu arada Wayne Henley ifadelerinde David Brooks'un da adını vermişti. Polisler hemen onu da gözaltına alarak sorgulamaya başladılar. O da Elmer Wayne Henley gibi her şeyi tek tek itiraf etti. İtiraflar geldikçe polis şeker adam diye bilinen Dean Cole'un ne kadar vahşi bir adam olduğunu gördü. İkilinin gösterdiği yerler araştırıldıktan sonra 27 ceset ortaya çıkarıldı. Dean Cole'un vahşeti öldükten sonra ortaya çıktı. Beraber çalıştığı iki kişi her şeyi polise itiraf ettiler. Asıl cinayetin sorumlusu öldüğü için yargılanamadı ama Elmer Wayne Henley hem suça ortak olmaktan hem de 6 çocuğu öldürmekten tam 594 yıl hapis cezasına çarptırıldı. David Brooks ise bir çocuğu öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İkisi de şu an hapishanede yaşamaktadırlar. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.